Kurbanlık sayısı normal, çok da değildi, az da değildi, yeterli derecede vardı. Kurbana hem dişi götürüyorlar, hem erkek, hem büyükbaş, hem de küçükbaş. Taşra'dan gelenler geliyor, alıyor, götürüyor, satıyor. Kayserili geliyor, Konyalı geliyor, İstanbullu geliyor, geliyor da geliyor. Fiyatlar da normaldir. Çok yüksek de değil, çok düşük de değil, normal devam ediyor. Alıcı da var yani, yok değil. Günlük 3'tür, 4'tür böyle hayvan satılıyor. Ama köyde, yaylada, Bursa'da alınan satılanlar ufak tefek yani 3, 2, 1 böyle alanlar, satanlar. Ama toplu satanlar köylerde, meralarda 50'şer, 100'er böyle hayvanlarını satıp taşra illere yüklüyorlar. Şimdi Kars'ta 500 küsür hayvanın varlığı rakamlar olarak gösteriliyor. Bin olarak değil mi? 500. Evet. 500'ün üstünde. 500 bin. Bu varlık Kars için az da değil, çok da değil. Normaldir. Şimdi satılan hayvanların %40'ı dişi, %60'ı erkek. Fakat bu dişi hayvanın kesilmesi, kurbana gitmesi bence zarar. Ne olsa dişi hayvandır, doğurucudur. Efendime söyleyeyim, tarımda bunların gereği var. Köyde oturanların istihdam etmesi için en az bir işletmede 25 hayvanın, büyükbaş hayvanın olması gereği var ki 6-7 nüfuslu bir aileyi o köyde istihdamını sağlasın. Ama şimdi işletmeler küçük. En fazla 15-20, 16, 8 ineği olanlar var. 15-20 de koyunu olanlar var. Şimdi koyun geçi 100'den aşağı olursa o köyde 5-6 nüfuslu bir ailenin istihdam etmesi zor olur. Buranın 8 ay kışı var, iş yok, efendime söyleyeyim. Köylü işini ancak kendi evindeki hayvanlarını beslemeye, satma, sütünü, danasını değerlendirerek istihdamını sağlayabilir. Ama bunlar olmadığı müddetçe, az olduğu müddetçe göç oluyor. Şimdi göç her yıl nüfus sayımına göre Kars'tan göç var.